belediye başkanı olduğumuzda en önemli bu mahallede, her mahallede önümüze çıkan şey, burada yaptığımız ilk toplantıyı da hatırlıyorum. Dönüşüm, imar ve kentsel dönüşüm. Herkesin istediği buydu. Biz de hemen kolları sıvadık. Bir sene içinde 500 hektarlık 14 mahalleyi içine alacak şekilde planlamamızı yaptık. Planı askıya çıkardık. Siz geldiniz, incelediniz, baktınız. Ama planın o aşamasından sonra maalesef şehir plancıları odamızın itirazıyla plan mahkemeden geri döndü ve 2 sene kaybettik. Biz bir üst mahkemeye müracaat ettik. Haklıyız dedik bu planı yapmakta. Bizim planımız doğrudur dedik. Ama mahkeme süreçleri tam 2 sene sürdü. Neticede mahkeme bizim yaptığımız planın aynen uygulanmasına karar verdi. Ve biz de bununla ilgili parselasyon planlarını bitirdik. 14 Mayıs bayramından sonra, ben hep aklımda öyle kalıyor. 14 Mayıs bayramından sonra askıya çıkacağız. Bu askıda neye bakacaksınız? Yine Toros'ta çıkacağız. Belediye kadar gelmenize gerek yok. Planları ayağınıza getiriyoruz. Müdürlüğü de oraya kuruyoruz şimdi. Kentsel dönüşüm müdürlüğü. Bakacaksınız. İtirazınız olabilir. Bu yeşil alanda evim kaldı. Yolda evim kaldı. Efendim benim arsam park alanında kaldı şeklindeki bu arsalar ve evlerin imar planında, en yakın imar planında değerlendirilmesiyle, konuşlandırılmasıyla yapılan bir plan. Yani o yaptığımız ilk planın kanunu bu. Bu en önemlisi. Buradan itibaren zaten bu askıdan indiğimiz zaman artık şeye başlıyoruz. Sözleşmelere başlayacağız. Allah nasip ederse bu dönem bir yerden temel atmamız lazım. İnşallah. Bana nereden başlayacaksınız diyorlar. Kim en fazla bu projeye, hangi bölgeye tamam dedip şeyleri imzaladı, sözleşmeyi, böyle yapacağız. Bakın arkadaşlar, bir deprem faciası yaşadık. Sayın vekilim de ilk günden beri oradaydı, Adıyaman'da. Ben de 3. gün gittim. 5 kere falan gittik. Yani öyle 2 katlı, 3 katlı bana bir şey olmaz. Bir köye gittik, 153 haneli köy. 150'si yıkılmış evlerin arkadaşlar. Hele mühendislik hizmeti almayan evlerin bu sonu maalesef çok kötü olmuş. Onun için hep beraber sizleri üzmeden, sizlerin tam desteğini alarak hepinizin sözleşmenizi biz yapacağız belediye olarak. Yani kimse, %100 uzlaşıyla yapacağız bir kere. %100 uzlaşı olmadan, sizleri ikna etmeden başlama şansımız 0. Siz inanırsanız biz de inanacağız ve birlikte yapacağız. Tamam. Sizin lehinize kullanacağız. 14 Mayıs akşamı bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne vererek bir hekim, bir bilim insanı, bir eğitimci olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiniz oylarla beni desteklerseniz eğer, ya da tüm adaylarımızı desteklerseniz eğer, umuyorum 14 Mayıs'ta hep birlikte halaylar çekeriz. Nasıl ki 100 yıl önce Balkanlardan çıkıp gelmiş bir Kemal bu ülkeye cumhuriyeti getirdiyse, şimdi de 100 yıl sonra Anadolu'nun Kemal'i bu ülkeye demokrasi getirecek, zenginliği getirecek, aydınlığı, güzelliği, güzellikleri getirecek. Birleşiriz. Birlik olacağız. Hiç kimseyi öteki görmeyeceğiz. Doğuştan hiçbir özelliği üstünlük olarak görmeyeceğiz. Siyasetçinin tek bir görevi var. Bu topluma huzuru, refahı, adaleti nasıl getiririm? İnsanların karnı aç mı, tok mu? Her çocuk eğitimde eşit fırsat eşitliğinden faydalanıyor mu? Her vatandaşım nitelikli sağlık hizmeti alıyor mu, almıyor mu? Güvenlik problemi var mı, yok mu? Kadın erkek eşit midir? Kadına, çocuğa şiddet sıfırlanmış. Buna bakar. Siyasetçi buna bakmak zorunda. Toplanan vergi gelirleri açısından baktığınızda yaklaşık 1/10. Ama bütünleşik baktığınızda 40 birim verip bir birim alan bir İzmir haline geldi. Maalesef. Yani merkezi hükümetin yatırımlarını alamayan, yapılan projelerin desteklenmediği, tam tersi kösteklendiği
bir dönemi yaşadık 20 yıldır. Bu yüzden İzmir hakkını alacak diyoruz. Bu yüzden İzmir'in hakkını alması için de Adnan Vekilim de, ben de eğer parlamentoda bulunduğumuz dönemde bunun hakkının arkasında duracağız. İnşallah. Durmak için de özel çaba sarf edeceğiz. Çünkü biz bu toprakların çocuklarıyız. Burada yedik, burada içtik, burada büyüdük, burada sevdik. Yani dolayısıyla biz bu kentin sevdalısıyız. Biz bu kent için çalışacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz. Yerimize gelecek mi? Kim? Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nişantaş ve Yoğurtçular Köz. Bu derneğimizin yaklaşık olarak sadece buranın 400 üyesi. Sayın vekilim buradayız. Teşekkür efendim. Hoş geldin. Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu. Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu. İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları mavilikle süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Arkadaşlarımız, değerli, değerli var. Onları da gördüm. Çok da mutlu oldum. Sayın Başkanım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Ben geldim aslında. Çok teşekkür. Benim hep zaten şeyimdi bu. Gelen oylar nasıl sahiplenecek? İstanbul'da bunu... Vekillerimi çekiyorum efendim, buradayız. Efendim ben deyim. Bozmayın efendim. Çok teşekkür.